Efendim iyi akşamlar. Bir programda yine Hüsnü Mahalli ile birlikte huzurunuzdayız. Şimdi bu akşam tartışmaya çaba harcayacağımız konuların başında hiç kuşkusuz ki Dolmabahçe metni ya da Dolmabahçe mutabakatı diye de medyada isim bulmuş olan 10 maddelik bu mesele. Bir buna bakacağız çünkü hem AKP kanadı, HDP kanadı farklı açıklamalar yapıyor ve AKP kanadından biliyorsunuz özellikle Selahattin Demirtaş üzerine çok fazla gidiliyor ve kimisine göre de işte linç ediliyor. Bir bakacağız bu nedir ne değildir. Bizim kendi aklımız yettiğince onunla bakacağız. Tabii Orta Doğu'ya da bir bakış, en azından bir fırça darbesi vurmak zorundayız diye düşünmekteyiz. Çünkü Orta Doğu orada duruyor, daha doğrusu Irak orada duruyor. Bir Musul konusu çıkarttılar. İşte Türkiye Musul için savaşa girecek, girecek mi diye de gazetelerde de kendisine bir başlık buldu. Bakalım o işlerde o kadar kolay mı? Bir onları da görelim. Onun dışında da yine zaman kalırsa tabii ki üzerine dokunmamız gerektiren sonuçta hemen güneyimizde başka problemler de var. Bir bakacağız. Rusya'da Putin'in muhaliflerini öldürttüğü ifade ediliyor. O işe çok bulaşmayı da düşünmüyoruz ayrıca. Diyoruz ki bir bakalım orası Amerikan filmlerine konu olur onlar. Onlar bizim ilgi alanımızın dışında kalacak. Benim açımdan. Hüsnü Mahalli'nin dışında kalır kalmaz bak onu bilmiyorum. Bir şey diyemem. Bakarsanız onun hiç ilgi alanının dışında değildir. Tam tersi o çok ilgilenmiştir meselelerle. Şimdi istersen bu Dolmabahçe'deki şu 10 maddelik bildiri meselesiyle işe bir girelim. Çünkü büyük fırtınalar kopartılıyor. Benim bildiğim kadarıyla bir kere bu 10 maddelik bildiri ya da bugün mutabakat dedikleri meseleyle ilgili benim belleğim beni yanıltmıyorsa 4 yıl önce karar almışlardı. En yakın 7 ay önce karar almışlardı bu buluşma ve bu metnin yayınlanması için. O da olmadı. Sonunda Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş'ı işte çok ağır biçimde suçlayarak efendim 24 gündür oy alıyor dedi. O da dedi ki ya 24 günde bana laf buluyorsun. 7 ay önce siz neredesiniz? Biz bütün bunları o zaman yayınlayacaktık. Şimdi böyle baktığımda şunu görüyorum ben. Acaba diyorum hem AKP açısından hem HDP açısından gerçekten bu problemin çözümü konusunda bunlar samimiler mi? Çünkü bu konuşmaları dinleyince bakıyorum. Önümüzdeki Haziran'daki 7'sine de seçimin olması ve seçime işte çok az kalmış olması nedeniyle de ya bu kadar hayati bir konu seçim malzemesi olarak mı görüldü özellikle AKP açısından diye de düşünüyorum. Ve sonra kendi kendime ben şunu söylüyorum. Dedim ki ya bu AKP açısından seçim malzemesi olarak görülüyor. HDP'ye seçim malzemesi ne çıkarı var diye baktığımda AKP ile aritmetik olarak mukayese ettiğim zaman HDP'nin daha az kazancı olduğunu düşünüyorum seçim malzemesi olarak değerlendirirse. Çünkü sonuçta bölgenin partisi, sonuçta bu davanın partisi, sonuçta işte PKK'nın buradaki siyasal uzantısı diye tanımlanıyor ki artık bunun hiç inkar edilir bir tarafı yok. İşte KCK yine bir temsilci olarak görülüyor. Bunun da inkar edilir bir yanı yok. Ama asıl benim çok ilgimi çeken husus Abdullah Öcalan'ın her şeyi belirleyen aktör konumuna gelmiş olması. Şimdiki bu kadar bir giriş yapayım düşüncemi o maddeler üzerinde duracağım ayrıca. Sen nasıl düşünüyorsun bu meseleyi? Sen böyle konuşurken bir biraz hayal dünyasına falan böyle daldım. Seni de böyle bir ihram içinde hayal ettim. Sayın Cumhurbaşkan arkasında umre yaparken görmek istedim. Onun adı umre yapmak mıdır? Bak yapmak bu kadar da bilgim yok düşün. Yani yapmak sen öyle hayal yürümek hadi öyle diyorum. Ama sen öyle hayal ediyorsun da bak düşün ben daha onun tam karşılığının ne olduğunu bile bilmiyorum. Tamam da senin bilmen önemli değil. Yani illa herkes bilecek hali yok. Peki sonuçta o hayallerinde şimdi ben neredeyim? İşte Sayın Cumhurbaşkanı arkasında bu ihramla sarılmışsın böyle beyazlara. Yürüyorsun böyle arkasında. Öyle gördüm seni birdenbire nedense bilmiyorum yani. Çünkü sen böyle işte şey neydi dolma bahçedir, yok şudur, yok dolmadır, yok bir yaprak dolmasıdır gibi böyle bir konuyla falan girerken ya zaten bunları konuşmanın bir anlamı yok. Yani insanlar bizi dinleyen şimdi sevgili seyirciler bir haftadır bunları dinleye dinleye haberlerini duya bir hal oldu. Bir hal oldu ama yani, bir sonuca o da ulaşılamadı maalesef. Hayır zaten havanda ulaşması su mümkün değil. Ya kardeşim Sayın Başbakan idi o zamanlarda 2005 Ağustos Diyarbakır konuşmasından bugüne kaç
10 yıl geçti. Yani çözdüm çözeceğim. Bu tür konuşmaları ve bu tür mutabakatları, sen de dediğin gibi 4 yıl önce de aynı şeyleri konuşmadık mı? Yani Oslo'da da işte bunlara benzer sızmadı mı medyasa? Yani dolayısıyla bunların hepsinin toplumu bir şu ya da bir biçimde, herkes kendi açısından söylüyorum. Yani HDP de kendi açısından, PKK da kendi açısından, hükümet de kendi açısından, AKP de kendi açısından topluma şekillendirmeye, toplumun kafasını karıştırmaya yönelik bir çaba olarak ben görüyorum. Çünkü bu 10 maddelik mutabakat denilen, yani kaderin bir cilvesi olarak, bunu kötü anlamda olarak söylemiyorum. Yani düşün, Abdullah Öcalan'ın tırnak içinde devletin terör örgütü olarak nitelendirdiği bir örgütün lideri olarak Öcalan'ın konuşması ya da altına imza attığı metin başbakanlıkta okunuyor. Bence en söylenmesi gereken cümle bu. Başka bir şey söylemeye gerek yok. İkincisi, o 10 maddelik mutabakat bir sefer anayasa değişikliği gerektiriyor. Tümü başından sonuna kadar. Yani gündemimizde anayasa değişikliği var mı? Öyle bir çaba var mı? Öyle bir şey olabilir mi? Bugün için söylüyorum. Ha, seçim sonrasında AKP alır 330, referandumla değiştirir ya da alır, Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bana 400 oy verin diyor ya, 400 sandalye. 400 alır, gider değiştirir. Tamam, o başka bir sorun. Ama bugünkü koşullarda, yani hem PKK'nın, HDP'nin ve AKP'nin söyleminde, ya kardeşim bugün anayasayı değiştirebilir mi AKP? Yani bu 10 tane isteği karşılamak amacıyla söylüyorum. Hayır. Yok. O zaman neyi biz konuşuyoruz? Gelelim en vurgulanması gereken cümle. Nedir sonuç, yani manşetlere çekilen şey nedir? PKK silah bırakıyor. Değil mi? Manşetler öyle çekildi. Tabii. Yani özellikle yandaş medya. Yanlış manşet tabii o. Hayır, tamam, silah bıraktı. Kabul. PKK silah bıraktı. Tamam. Peki, bugün Suriye'de PYD dediğimiz, yani PKK'nın Suriye kolu olarak bildiğimiz örgüt, PKK olarak şimdi adlandırıyorum artık, PYD'yi bırak. Kandil'de bıraktı silahı. Bugün PYD'nin, Suriye'nin Rojava dediğimiz Kürt bölgesinde 50 bin savaşçısı var. Ha Kuzey Irak'tasın, Kandil'desin, ha Suriye'desin. Kandil daha da uzak. Kobani denilen bölge Türkiye sınırına sıfır. Yani Kandil'de bıraktı silahı, Suriye'nin güneyinde, Türkiye'nin güneyinde, yani Suriye Kürdistan'ında 50-60 bin tane PKK'lı var. Hem de tankı, topu, silahı, ağır, hafif, şimdi bunu da bırakıyorum. Daha dün değil, evvelsi gün Amerikan yetkilileri, biz PYD'ye silah sevkiyatına devam edeceğiz diyor. Dedi mi? Demek dün evvelsi gün söyledi. Dedi. Peki, daha önce de konuştuk. Yani PYD'nin eş başkanı olan, yanlış hatırlamıyorsam Asiye'ydi, yanlış, Asiye Hanım. Yanında da PYD'ye bağlı YPG güçlerinin, aslında YPG değil, YPC olması lazım. Yani kadın silahlı militanlarının, örgütlerinin komutanı da Nesrin Hanım. Fransa'da Cumhurbaşkanı Hollande'ın ofisinde oturdular mı, oturmadılar mı? Daha önce konuştuk. Yani düşün, bütün dünya PYD'yi, yani PKK'nın Suriye kolu olarak PYD'yi muhatap kabul ediyor. Silah veriyor, her türlü ağır silah veriyor. Sonra PKK Kandil'de silah bıraktı. Ne anlamı var ki bunun? Yani bu kadar aptalca bir konuyu konuşuyoruz ki. Çok gerçekten, yani ben sinirleniyorum bu tür haberleri görünce. Dolayısıyla bunların konuşulması bir gün. Ha, barış mı olsun? Olsun tabii. Kim yani karşı çıkabilir ki? Türk halkıyla Kürt halkının yan yana kardeşçe yaşamak. Tamam, onda da bir sorun yok. Ama bu bir tartışma ya da konuşmanın eksik tarafıdır. Çünkü sonuçta o 10 maddenin içinde, demin de söylediğim, anayasa değişikliği gerektiren, en basitinden söylüyorum, yani anayasa Kürtleri Türk halkının ortağı olarak bir cümle istiyorlar, tıpkı Irak'ta olduğu gibi. PKK öyle istiyor çünkü. Irak anayasası, yani Amerikalı Paul Bremer'in yazdığı anayasa, Irak anayasası, Kürtler ve Araplar Irak'ın asli unsurları diye geçer. Şimdi öyle bir şey istiyor PKK çünkü.
Yani adı federal olmasa da çok önemli değil. Birincisi bu. İkincisi, bir daha söylüyorum, en azından, en minimumdan söylüyorum, PYD, PKK, işte HDP neyse birlikte Güneydoğu'da bir özellik istiyorlar. Ha bunun adı yerel yönetimler yasası mı? Bunun adı işte yerel yönetimlerin işte yetkilerinin güçlendirilmesi mi filan, neyse bilmiyorum. Peki niye bunu açık net konuşmuyoruz ki? Yani hükümet anlamında söylüyorum ya da PYD mı? Gerçi HDP'liler bunu sık sık dile getiriyorlar. Yani bir sürü, daha önce Gülten Hanım, işte Aysel Hanım, işte başka Sırrı Bey filan hepsi özellik istiyoruz diyor. E kardeşim, zaten Türkiye'de sen verdin vermedin çok önemli değil. Suriye ne olacağı çok önemli değil bu saatten sonra. Bölündü, bölünmedi, siyasi çözüm oldu, ölmedi, olmadı. Suriye'nin kuzeydoğusunda artık bir tırnak içinde bir Kürt özerk ya da federal varlığı artık ortadadır. Bu bir gerçektir. İki, oradan gelen haberler umarım doğru değil. PYD'ye bağlı silahlı militanlar oradaki Kürt şey, yani o bölgede, Kürt bölgesinde olan Arap aşiretlerine yönelik bayağı ciddi bir saldırıya geçmiş durumda. Kovmak için. Yani o bölgeyi %100 Kürtleştirmek için. Şimdi bu da böyle bir bilgi doğruysa, ki Arap medyasında çok yazılıp çiziliyor bu. Yani o zaman artık yeni bir döneme giriyoruz. Yani Kuzey Irak'ta olduğu gibi orada bir Kürt. Çünkü Kuzey Irak'ta %95'i Kürt. Suriye'de Kürtler azınlıkta. Yani Kürt bölgesinde Kürtler %40 civarında. Onun için şimdi temizliyorlar. Arapları kovuyorlar. Şey bahanesiyle. Bunlar IŞİD'le işbirliği yapıyordu. Özellikle Rakka'da, işte Haseke'de, Deir ez-Zor'da, Kamışlı'da. Böyle bir Kürt-Arap gerginliği, hatta çatışmasına doğru giden bir bölge var şimdi Suriye Kürdistan'ında. Dolayısıyla bu detaylar varken Türkiye dışında ve bölgesinde, hani ne dedi Taner Yıldız, Enerji Bakanı, Kandil'de gidip petrol arayacağız filan diyor. Yani hani şey, bunlara fantazi mi demek gerekiyor, bir şey mi demek gerekiyor? Kandil'de petrol arayacağız. Bilmiyorum yani, onun için fantazi. Yani bu konuda, yani bu konu daha hani çok konuşulur. Çok konuşulur. Ama sen hani demin girişte anlattın ya, hani seçim, meçim falan. Doğru. Yani sonuçta herkes seçime oynuyor yani. Yani şimdi normal. Evet, şimdi onlar seçime oynuyor. Sen meselenin o yanından baktın. Ben şimdi bu meseleye bakmayacağım. İzleyicilerle Türk tarihindeki bir önemli konuyu anımsatacağım. O da şimdi 4 Mart. Dün 4 Mart'tı. Ancak bizim tarihimizde geri dönüp baktığımız zaman bu 4 Mart tarihi önemli bir mesele. Çünkü laiklikle ilgili bir mesele. O mesele de şu, işte 1924 yılına geldik, Mart ayının başına. Cumhuriyet bir şeyi tartışmaya başladı. Dedi ki Cumhuriyet, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i biz ilan ettik. Ama bu cumhuriyette hala halifelik diye bir kurum var. Dolayısıyla bu cumhuriyet laik karakterli bir cumhuriyet değil. Çünkü anayasamızda devletin dini İslam'dır ifadesi yazıyor. Hangi anayasa? 20 Nisan 1924 tarihli anayasamız. İlan edilecek çünkü. Peki, onun öncesinde Mart ayının başında 5 tane temel yasa çıkardılar. Bunlardan birisi halifeliğin kaldırılmasıydı. Ve işte bu halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte, evet, sonra anayasa yayınlanacak, hala devletin dini İslam'dır ifadesi olacak ama halifeyi yurt dışına çıkaracağız. Kurumu yurt dışına atmak diye bir şey söz konusu olmaz, o ayrı bir şey tabii ki. Şimdi o nedenle, şimdi bütün bu tartışmalar yapılıyor ama bu tartışmaların yapıldığı ülkenin adı şimdi Türkiye Cumhuriyeti. Ben de iki gündür buna takık durumdayım. Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Anayasasında ne diyor? Laik, sosyal bir hukuk devletidir. Şimdi hukuk devleti diye bir şey yok, paramparça. Öyle bir şey iştahatlı, yasa devleti. Güzel. Bir sosyal devlet mi? O yanı da yok. Peki laik mi? Anayasasında bu yazıyor. Devletin laiklik karakteri de paramparça ediliyor. O zaman kendi kendime sakin kalmaya çaba harcıyorum. Diyorum ki Cumhuriyet'in kurucuları bu kadar büyük mücadeleyi verdiler ama biz 100. yılına doğru yürürken bu Cumhuriyet'in temel karakteristik parametrelerin hepsini paramparça ederek yürüyoruz. Ondan sonra da demin senin o işte hani böyle çok özet olarak ifade ettiğin ama bu kadar çok maksimum bir problemin batağının içine de atılmışız. Biz işlerin o tarafını konuşuyoruz.
geri dönüp en temel mesele, Cumhuriyet'in en temel meselesi aslında konuşmamız gereken kısım bu. Buranın Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak tartışmamız gereken temel konu, madem ki yıl dönümüydü, madem ki günü, tarihi de geldi, bu Türkiye'yi laikleştiren yasaların çıkması, onun arkasındaki akılla bugün getirdiğimiz, yani bu cumhuriyetin canını okuyarak getirdiğimiz şu nokta, aslında bunu sorgulamamız gerekir diye düşünüyordum kendi kendime. Televizyonlarda bunun üzerine onlarca tartışma programı yapılır diye kendimce bir hayal kurmuştum. Hiçbir ekranda hiç kimse bunu ekrana getirip tartışmadı. Herkes neyi tartıştı? İşte demin o senin söylediğin meseleleri tartıştı bir. İşte anayasa değişikliği olacak olmayacak. Başka bir ekran işte bir MIT'in muhbiri olan bir gazeteci meselesini çıkardı. Onlar da orada çok kötü biçimde çöktüler. İşte başka bir ekranlar onlarla alay etti. Ve bir anda bir bomba daha patlattılar. Efendim Musul için Türkiye'de savaşa girebilir. Şimdi herkese şunu hatırlatayım. 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Son günde o. Ondan önce Lozan'ın uzun zaman sekteye uğraması, yani görüşmelerinin durmasının iki tane nedeni vardı. Birisi ekonomik kapitülasyonlar, ikincisi Musul, Kerkük, bu petrol bölge meselesi. İngilizler dedi ki ayak diretmeyin bunda. Ara verildi. Peki son tahlilde biz ne yaptık? Şimdi izleyicilere hatırlatmak istiyorum. Bu Musul, bu petrol bölgeleriyle ilgili o günkü Cumhuriyet Hükümeti'nin aldığı karar neydi? İş Milletler Cemiyeti'ne aksettirildi, hakemliğine bırakıldı çünkü anlaşma imzalandı, problem çözülmemişti. Ve oradan da Türkiye'nin anlaşılabilir o gün için aleyhine karar çıktı. Peki ne oldu son tahlil? 1925'teki Şeyh Said isyanı da Türkiye'nin geri adım atmasına sebep oldu. İngilizler anlaşma neydi? Anlaşma şuydu. O petrol bölgesinden ihraç edilecek petrolün %10'u 25 yıl süreyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti'ne verilecekti. Ankara'da dedi ki bunu böyle yapmayın. Bizim paraya şiddetle ihtiyacımız var. Bir sefere mahsus olmak üzere 500 bin sterlin verin. Bunu noktalamış olalım bu problemi. Ve Ankara 500 bin sterlin alarak buradaki petrol haklarından vazgeçti. Şimdi işin bu yanını bir kere konuşmalıyız. Yani bu yanını konuştuktan sonra o zaman şu hükmü yürütelim. Amerikalılar bu bölgenin temizliği için askeri operasyona kalkıştıklarında, peki Türk ordusu da onunla birlikte hareket edip diyelim ki bölgeyi temizleder ABD'nin istediği gibi, petrol kuyularını, bölgeleri Türkiye'ye mi verecekler bunlar? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Şimdi o bölgenin hani bilen, uzmanı olan kişi olarak sana soruyorum, ya böyle bir şey olabilir mi? O zaman Irak'taki o kadar zaman Irak ne işgal edildi? Irak anayasasını Bremer niye yazdı? Anayasadaki, Irak anayasasındaki o maddelere bakmadan bu manşetleri atıyor bizim gazeteler ama birisi de zahmet edip bakmıyor ki oradaki bu petrolle ilgili meselede Amerikalılar Irak üçe böldüğünde adamlar neyi kararlaştırdılar? Oradaki Kürt bölgesine ne verildi? Bağdat'ta meseleye nasıl bakıldı? Bağdat'a ne verildi? Niye Türkmenlere oradaki petrolden pay verilmiyor? Bunlara hiç bakmıyorlar. Diyor ki efendim Türk ordusu da Musul'a girsin, girebilir. E niye? Oradaki petrolden işte hak alacak ya da o bölge efendim Türkiye'ye bir şekliyle katılacak ya da ilhak edilecek ve Türkiye petrolün sahibi olacak. Şimdi böyle bir şey gerçekleştirilebilir mi? O topraklar Türkiye'ye verilebilir mi? Suriye'deki Caber Kalesi meselesi neyse, oradaki 8 dönümlük arazi meselesi neyse, herkes şimdi götürüp oraya bir projeksiyon tutuyor. Geri dönüp buna bakıyor. Yani millet onlarla meşgul olurken benim kafam bu iki tane tarihi olayla meşgul oldu. Kaç gündür? Musul meselesi 5 gün, 6 gün önce galiba ilk ortaya atıldı. 5 gün önce mi? 5 gün önce atıldı ortaya. İşte 1 Mart, 2 Mart, 3 Mart, 4 Mart'ta, dün de 4 Mart'tı. İşte bugün Kadınlar Günü meselesi konuşuluyordu. Efendime söyleyeyim. Önümüzdeki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, onun bir önüne hazırlık yapılıyor. O da laiklikle ilgili bir konu. Türkiye'de kadın hakları yerle bir edilmiş durumda. Ama biz geri dönüp bu en temel olguları konuşmuyoruz. Oradaki maddelere baktığımız zaman evet, o 10 tane maddenin içinde kadın, çevre gibi bu konulara hassasiyet gösterilmesi, üzerinde durulması gerekir diye orada bir belirleme, bir saptama var 10 maddenin içinde.
O bana da çok komik geliyor yani. Kadınlarla ilgili bu tür hakları konuşan iki tane partiye bakıyorum. Birisi Güneydoğu Anadolu'da adına işte töre cinayeti, namus cinayeti denilen yüzlerce kadın adı bile anılmadan öldürülüyor. Bu taraftan AKP'ye bakıyorsun, kadını kapatıp içeriye sokmaya çalışıyor. Ama oradaki mutabakat maddelerinden birisinin içinde de bunlar yer alıyor. Şimdi ben de bunlara takıldım. Şimdi demin hani umre ile kurtarabilirim seni falan diye düşünüyordum. Şimdi hac bile seni kurtarmaz. Hatta yani 3-5 sefer haca gitmen gerekiyor. Yani bu tırnak içinde saplantılardan kurtarmak için. Ne yapacağım? Yani bugün hangi ruh haliyle geldin okuldan bilmiyorum tabii de. Yani bu anlattıklarım biraz fantazi. Demin de söyledim ya hani bir önceki konuyla ne ilgili. Ne yapayım ya? Fantazi. Ne yapayım ne olur yapayım? Mu? Ya kardeşim 21. yüzyılda yaşıyoruz artık. Peki ne yapmalıyım? Bak ikide bir bilgisayara bakıyorsun, orada bir sürü şeyler. Dijital çağda yaşıyoruz. Sen hale gelmişsin bana 1924'te işte laiklik bilmem neyine geçtik. Şimdi bilmem ne olduk falan filan. Ondan sonra gelmişsin bana Musul'u anlatıyorsun. Yani 100 yıl önceki hikayedeki Musul'u anlatıyorsun. Yani var olan gerçekler var. Bugün ne diyor Sayın Başbakan? Musul bizim için diyor tarihsel bir hikayedir diyor. Bak bugün. İşte bugün. Tamam ben de anlatıyorum. Söylüyor. İşte ben de anlatıyorum. Diyor ki, nasıl olacak bu sen, şimdi? Nasıl tarihsel hikaye olacak? Girip alacak herhalde ne bileyim ben. Yani orada 8 dönüm Süleyman Şah türbesinin bulunduğu yeri bırakıyor. 8 dönüm orası. Girecek alacak Musul'u. Oradan kaç bin kilometre. Az mı yani? Sen de onu oradaki şeyi görmen gerekiyor. Yani sonuçta niye ciddiye almıyorsun ki iktidarı? Belki orada girip alacak. Efendim iktidarı çok ciddiye aldığım için korkuyorum. Niye korkuyorsun? Hani bak girerler orada, diye korkuyorum. Bak şimdi Kuzey Irak denilen yani Musul, Erbil, Kerkük ve Süleymaniye yani Musul vilayeti denilen bölge bu dört ili biliyorsun alıyor. Bu orada Allah tonlarca petrol var. Yani doğru. Irak petrolünün %25'i yaklaşık olarak Kerkük'te. Ayrıca Süleymaniye ve Erbil'de de ayrıca Kerkük petrol çıkıyor, doğalgaz çıkıyor. Dolayısıyla orayı aldığı andan itibaren Türkiye var ya ihya olur. Allah be. Bir daha şimdi düşün Kuzey Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde, bir de Türkiye'nin güneyinde de bir de Kürt devleti kardeşlerimiz de kurdular mı? O Kürt devleti de Türkiye'nin himayesine alındığı zaman bir de Suriye'de de petrol, doğalgaz filan var. Yani Misak-ı Milli sınırlarını bir hatırla bakalım. Ne oluyor? Daha Hatay'dan Musul'u alacak şekilde. Orijinal Misak-ı Milli 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi imzalandığı gün senin söylediğin yerdeydi çizgi. Yani Musul, tamam. Kerkük, Süleymaniye, Hatay. Halep. O çizgi Halep. Öyle gidiyor. Rakka, Hatta öyle gidiyordu. Hepsi gidiyor. Yani oradan denize çıkıyordu. Tamam onlar hepsini alsak ne olur sanki? Türkiye'ye katsak ne olur? Ya yani çok iyi olur. Bakacaksın yani. Hayır çok iyi olur. Hiç hayır demem. Tamam o zaman. Hiç hayır demem. Niye yani yok? Ama şimdi sen, alsak falan dediğinde şöyle düşündüm bir anda. Dedim ki Ahmet Davutoğlu beyefendi programın konuğu olmuş. Karşımda oturuyor çünkü o da gözlüklü falan ya. Gerçi kısa boylu senden ayrı bir şey de. Dedim karşımda oturuyor. O anlatıyor bütün bunları. Bütün bunları o anlatıyor. Ya çok çok iyi olur. Tamam. Çünkü orijinal Misak-ı Milli'yi şöyle bir gözümün önünden getirdiğinde yani 1920 yılı Şubat ayında İstanbul Meclisi Mebusanı Misak-ı Milli'yi dünyaya deklare ettiğinde, açıkladığında baktığımız zaman evet siyasi sınırlar yok, harita yok orada ama madde madde baktığımızda aynen senin dediğin gibi sınırlar yok. Yok harita da var. Orada, yok yok. Orijinal Misak Milli'de harita yok. Abi harita illa şey anlamında değil. Hayır madde baktığımız tamam. Zaman harita çıkıyor yani, ortaya. Batı ama bir harita Trakya'dan tuttur da Bulgaristan'daki Türkler Batum'a gidiyor. Batum'a kadar gidiyor. Batum'a gider, Selanik gider, Batı Trakya gider. Hatay'dan bir çizgi çekiyorsun. İçinde Halep'i alacak şekilde. Rakka'yı elecek yani şu anda IŞİD'in işgali altında olan bölgeleri, Deir-i-Zor'u da alacak şekilde oradan gidiyor. Musul'un alt tarafından alıp gidiyor. Tamam. Yani bütün bu bölge 8 o günkü koşullarda. 8 maddeyle ifade yani edildi. Şey o, önemli değil. Ben haritaya daha çok hani önemserim. Tamam. Yani içeridekiler önemli. Dolayısıyla. Çizilmiş, hayır izleyicileri yanıltmamak açısından söylüyorum. Hayır yanıltmamak çünkü çoğu değil. Kimse, pardon. Şimdi çoğu kimse sanıyor ki Misak-ı Milli dediğimiz o belge yayınlandığında tamam mı? Ulusal ant. Yani o belge yayınlandığında sanıyorlar ki efendim Türkiye bir harita çizildi. Haritanın üzerinde sınırlar belirtildi. Hayır orada bir harita yok ama işte Hüsnü Mahalli'nin söylediği şekilde maddelere tek tek baktığımız zaman bir siyasi harita çıkıyor ortaya. Evet sınırlar öyle çizilmiş o bir hat. Peki efendim. Yani niye şimdi, zorluyorsun ki sen? Peki şimdi bir haritaya illa pardon. Maddelerde diyor ki
Batı Trakya'da bilmem ne bizim kontrolümüzde, tırnak içinde. Kontrolümüzde ya, demiyor. Diyor laf geri işleri söylüyorum. Yani orada diyor ki plebisit yapalım. Ne yapacağız? Her yerde plebisit yapalım. Halep'te yapalım, Rakka'da da yapalım, aynen, Musul'da da yapalım. Yani Halep'te yapalım halkın dediniz. Demek ki Halep o işin içinde. Rakka'da yapalım dedi, Rakka işin içinde. Efendim Batum'da, Elbiye Selasiye dediklerimiz onlar da işin içinde. Efendim şimdi biz böyle hani bir hat çizilmedik ki. Şimdilik programı. Nokta nokta çizelim. Şimdi bir hat çizelim, reklama gidelim efendim. Evet, gördüğünüz gibi işte zorunlu bir ara verdik. Çünkü biraz daha devam etseydik büyük ihtimalle burada kavga çıkacaktı. Bugün hocada bir alemlik var tabii, görüyorsunuz. Yani derste ne yaptı, öğrencileriyle bir sorunu mu vardı? İki konuya da öyle bir şey girdi ki benim uykum bile geldi dinlerken. Siz orada ne yaptınız bilmiyorum. Böyle bir hayal alemine dardı. Yok işte laiklik bilmem ne olmuş da, kadın bilmem ne olmuş da. Ya kardeşim, o kadar sıcak gündem varken bizi o taralara götürdün, getirdin, götürdün, getirdin. Bunlara gerek yok. Bugünkü güncel konuya bak. Güncel konuda da o kadar sıcak bir gündem var ki Türkiye'nin kendi dinamikleri içinde, bölgede. İşte AKP, yani Musul dediğinde, AKP'nin milletvekili adayları gibi konuşuyorsun. Keşke veya yapmıyorlar ki beni. Sen başvurdun, olmadın. CHP'ye gittin, olmadın. HDP'ye şimdi demin bir hafif bir pas attın gibi gördüm demin. Yok işte efendim neydi HDP, Salahattin Bey'e işte bilmem sıkıştırıyorlar da, yok işte infaz yapıyorlar da, bilmem ne yapıyorlar da, Salahattin Bey bu şeyi duyduysa bu, kesin yarın sana teklif gelir. Bu, ben, bak bundan... Burada bizim programa konuk olacak, davetiye çıkardık, geldiğinde burada konuşacağız. Ya bırak konu, sen büyük ihtimalle böyle bir şey yapıyorsun. Zaten bir de görüyorsun, geçen programda da aynı şey söyledin. HDP %10'u geçer gibi böyle sinyaller verdin filan. Yani işte 70-80... Ama şunu unutma. Yani şu söylediğim ciddi. Bana lütfen şunu söyler misin? HDP seni Türkiye Partisi olduğuna inandırsa, sana milletvekilliği adaylığı teklif etse hayır der misin? Ben derim. Türkiye Partisi olduğuna ben inandırsa. Ben derim. Ben çünkü gazeteciyim. Milletvekili olmak istemiyorum. O ayrı bir şey. Tamam da bana niye soruyorsun? Şey. Sana soruyorum. Arkadaşlara soruyorum. Sana soruyorum. Rejideki arkadaşlara geçenlerde ne diyordun? Hatay'dan milletvekili yapsınlar beni diyorsun. Sen kim de, dedim kim? Ya sen de bak nasıl, bak klasik Arap ben, olduğun nasıl ben belli. Kimseye yani, arkadaş bir şey söylüyorsun ondan sonra demem. Vazgeçiyorsun. Ben şunu derim. Canım isterse gider tek başıma aday olurum. Hiçbir partiyle bağlantılı değil. Bağımsız aday olurum. Ve gittiğim yerde de kazanırım. Bundan da kendimden de eminim. Bak vay, sevgili seyirciler de bunu biliyor. Vay. Yani hiç bundan şeyim yok. Dehşet. Şimdi o özgüvene bakın. Ay diyorsun ya. Ya. Ne gideceğim partilerle, ne uğraşacağım kardeşim. Peki şimdi gelin. Var ya millet şeyse, mecliste böyle bağımsızların oturduğu bir, yani bir köşe falan var hani. Gidip o köşede de oturmam tabii. Yani çünkü oturacak bir şeyim de yok benim. Mutlaka her zaman kürsüdeyimdir. Bağırıp çağırıyordumdur. Kavga gürültü ediyordum. Peki. Gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Dır, tıpkı şimdi olduğu gibi. Peki buyurun efendim, o zaman devam edin. Hayır, hangi buyurun gerçekleri anlatacaksın? Gerçek şu. Gerçek buyurun. Şu anda Türkiye çok riskli politikalar yapıyor. Kesinlikle. Bakın şimdi Suudi Arabistan'da gitti. Suudi Arabistan'a gitti Sayın Cumhurbaşkanı. Suudi Arabistan kralıyla neyi konuşuyorlar? Efendim Suriye'deki muhalefeti destekleyelim. Ya 4 yıldır destekledin. 200-250 bin insanın ölümüne neden oldun. Yine bir işe yaramadı. Daha neyi destekliyorsun? Bak dün tasadüfen El Cezire televizyonunu açmıştım. Gece yani tasadüfen. Çünkü o televizyonu seyretmem. Bana göre o televizyon bir CIA, Mossad operasyon merkezi gibi. Ben çünkü daha önce çalıştım bu televizyonlar. Biliyorum yani bunu rastgele de söylemiyorum. Dünyanın en tehlikeli televizyonu. İki tane konuşmacı vardı. Böyle bir kavgalı bir programlar var onların. Birisi de bu Özgür Suriye ordusu komutanlarından. Şimdi de komutanlarından, yani bu Suriye'deki Özgür Suriye. Adam ne diyor biliyor musun? Ya diyor, bu Suriye muhalefetinin tümü, Suriye'de savaşan grupların tümü, Özgür Suriye dahil, IŞİD, Nusra bilmem ne, hepsi diyor hırsız, aşağılık, adi. Birlikte çalıştıkları istihbarat örgütlerinden para alıyor. Hepsi ajan. Şok oldum. Yani adam da şu anda Özgür Suriye ordusunda da komutan. Zaten askeri kıyafetiyle gelmişti. Şimdi böyle bir yapı var Suriye'de. Böyle bir yapı var. Peki bu yapı önündeyken, bu yapı önündeyken Türkiye ne yapıyor? CIA ile birlikte işte efendim Suriye, bu adamlar içinden, demin saydığım o ruh hastaları içinden seçmece, karpuz seçer gibi işte 2-3 bin kişi seçilecek ve bunlar ılımlı nitelendirilecek ve bunlar şeyde eğitilecek, Türkiye'de eğitilecek.
Aman Allah. Yani daha ders almadık mı yani bu 4 yıllık? Ilımlı diye bir şey yok. Yani sen eğiteceksin, Suriye'ye sokacaksın, gelişmiş silah vereceksin, öldürsün diye. Yani nasıl ılımlı oluyor bu? Tabii önce Türkiye şunu istiyor. Yani Amerika IŞİD'e karşı savaştıralım diyor. Önce Türkiye de diyor ki tamam IŞİD'e karşı savaştıralım bunları Suriye içinde. Ama arada da bir Esad'a karşı savaştıralım. Yani tam bir komedi, tam bir trajikomedi, tam bir rezillik, tam bir gariplik. Yani nereden bakarsan bak. Şimdi böyle bir kompozisyon içinde Amerika'nın yani CIA'nin bunları eğitecek olan CIA'nin, çünkü bir kısmını da Ürdün'de bir kısmını Suudi Arabistan'da eğitecekler. Bunlara ne ihtiyaç duyuyor ki? Yani 3-5 bin tane Suriyeli ılımlıyı niye kullansın ki? Şu anda kullanacaksa zaten PYD'yi kullanıyor. PYD'yi IŞİD'e karşı kullanmıyor mu şu anda? Silah vermedi mi Kobani'de? Havadan destek vermedi mi? Ve şu anda kendileri söylüyor. Demin de söylediğim gibi yani PYD'ye sürekli silah sevkiyatı var. Sürekli. Hem de anavar silahlar. E tamam, onlar zaten savaşıyor IŞİD'e karşı. Onun karşılığında da Suriye'de bir bağımsızlık, özellikle de federal, bir yapı alacaklar karşılığında. E peki daha niye CIA'yı burada ayrıca adam eğitmeye çalışıyor? Peki şöyle bir şey olamaz mı? Geleceğe dönük olarak bakalım. Şöyle bir şey olamaz mı? Evet, bu söylediğim bir gerçek ve dünyanın gözünün önünde ve inkar edilemez bir gerçek. Kimse de bunu inkar etmiyor zaten. Ama bunun üzerine eklenecek şekilde bu eğit, donat, yeniden hani yapıyor, ediyor, işte Ürdün'de eğitecek, Suudi Arabistan'da eğitecek. Ve bu bölgede belli ki burada bir kuşak yaratılıyor. Peki şöyle uzun erimli, şöyle bir şey düşünüyor olamaz mı ABD? Ben burada, bütün bu bölgede kalıcı olacak şekilde bir kontrol, karakol kuşağı yaratacağım. Tamam. Bunun için yapıyordur. Tamam, zaten Kuzey Irak'ta. Bunun için yapıyordur. Hayır, zaten Kuzey Irak'ta, ben işte geçen ay oradaydım ya. Yani Erbil'in yakınında bir üs kuruyor. Yani İncirli'ye de artık ihtiyacı yok. Göreceksin. Göreceksin. İnşallah biz bu programı 3-5 sene devam ederiz. 2-3 sene sonra İncirli'yi ben alıp gidiyorum diyecek. Yaz efendim, bir tane de bak. Göreceksin efendim, bunu. Efendim söyleyebilir. Örnek vereyim. Şeyde de yapacak bunu. Yani Suriye Kürdistan'da da yapacak buna benzer bir şey. Yani üs mü olur, müs mü olur. Tabii bu Suriye'deki durumun gelişmine bağlı. Yani Suriye dağılır mı, dağılmaz mı? O başka bir hikaye. Ama şu anda garanti Erbil'in hemen aşağısında üs kurdu. Kurdu yani. Efendim gayet tabii ki İncirli'yi alıp gidebilir. Daha önce de Karamürsel'de vardı bunların çoğu büyük üsleri. Evet. Sinop'ta 1979'da örnek kaldırdı, götürdü örnek. Tabii. Öbür taraftan Sinop'ta vardı bilmem. Her benim hatırladığım vardı. Trabzon'da İzmir'de de vardı. Bir sürü. Evet, topluyor. Bir kısmını götürdü. Orta Asya'da bir yerlerde açıyor. Bu sefer olabilir, manevra alanını genişletiyor şimdi. Başka türlü meseleye bakıyor. Şunu düşünüyor olabilir. Evet, ben İncirlik'ten kaldırıp böyle bir buraya getireyim, burada konuşlandırayım. Buradaki mezhepsel çatışmalar zaten görüldü ki, denendi ki sonuç veriyor ve burada İslam dünyası birbirinin kanını akıtıyor ve akıtacak. Evet. Daha bir şey yani değil. Bu. Ve bu devam edecek. Ha, o zaman düşünüyor. Demek ki diyor, ben bu şekliyle baktığımda zaten Kuzey Afrika üst kuşağının canını okudum, darmadağınık ettim. Afrika'nın aşağısına sarkar sarkmaz Avrupa bilmem ne karar verir. Ama asıl onun, anladığım kadarıyla asıl meselesi İran arkası. Diyor ki Orta Asya ve Güney Asya bu kuşağını, yani Güney Asya'nın hemen kuzeyi, Orta Asya ile Güney'in okyanusun hemen arasındaki bölge. Ben diyor o zaman buradan çok rahat bir şekilde bütün buralarını kontrol ederim. Nereden? Belki, buradan deyince? Yani İncirlik'ten aşağı indiriyor ya. Tabii. Oradan sarkması daha kolay. Abi belki, oradan sarkmasına İran, gerek yok. Hayır, ama unutma ki oradan kontrol ediyor. Bak, tehdit unsuru orası. İtiraz edeceğim sana. İstediğin kadar edebilirsin. Oradan sarkmasına İtiraz gerek yok. İtiraz et ki bak, düşünce zenginliği bak, olsun. Şimdi 6 tane körfez ülkesi var. Evet. Yani oradan deyince sen işte Suriye, Türkiye filan hani bu bölgeyi kastediyorsun. Bir de aşağısı var. Bak iki kuşak. Orada iki nokta işte. Birden tutuyor. 6 tane körfez ülkesi var. Suudi Arabistan, tamam. Katar, Bahreyn, Yemen falan. Tamam. Yemen'i çıkartıyoruz. Bu 6 körfez ülkesinde Amerikan müşteri var zaten. Var. Güzel. Bir orada var. Bak, bir de dikkat et. Bir de getiriyor buraya. Bak nasıl muhkemleştiriyor. Şimdi biz Yemen'i hep konuştuk biliyorsun. Şimdi Yemen'de iç savaş çıkmak üzere. Çıktı, çıkacak. Bugün, yarın. Yani büyük bir iç savaş çıkacak. Şimdi dengelemeye çalışıyor. Çünkü İran orada artık yerleşti. Körfez ülkeleri buna çıldırıyorlar. Körfez ülkeleri işin kaderi bir cilvesi ya. Yani düşünebiliyor musun? Müslüman ülke olarak Suudi Arabistan
Netanyahu'yu destekliyor, İran'a sataştı diye. Yani bu kadar adilik ve aşağılık olmaz yani. İran Yemen'e silah yığdı mı? Silah henüz yığmadı. Yığmadı. Yok, henüz daha başlamadı. Ama ilk sefer başladı. Yani İran Hava Yolları ilk kez Yemen'e sefer yaptı. Çünkü yasaktı. Ama Şiiler, Husi dediğimiz Şiiler, Yemen'i büyük ölçüde kontrol altına aldıkları için tamam başlattılar şeyi, seferleri. O demektir ki silahta yağacak. Normal abi. Yani herkes herkese silah veriyor. Şimdi esas sorun şu. Bak şimdi Netanyahu'dun gece biliyorsun, geç vakit Amerikan Kongresi'nde konuşma yaptı. Hı hı. Şimdi ya Twitter'da ben bir cümle yazdım. Yani bu kadar Amerikan Kongre üyelerinin bu kadar üşütük olduklarını abi bilmiyordum ben. Yani biliyordum da bu kadar üşütük olduklarını bilmiyorum. Yani düşün, İsrail gibi bir ülkenin başbakanı geliyor kongrede konuşuyor. Adam 43 kez adam 3 cümle söylüyor. Kalkıyor kongre üyeleri alkışlıyorlar. Oturuyorlar. 2 kelime daha söylüyor. Yine kalkıyorlar, yine alkışlıyor. Ben yeter ulan salaklar nedir bu? Nasıl programlanmış? Yani başkanlarını bu kadar alkışlamıyor. Nasıl programlanmış işte? Onu diyorum işte. Şimdi adam neyi konuşuyor? Bir tek İran'ı konuştu, başka bir şey konuşmadı. İran nükleer silaha sahip olacak, İran bele yapacak, İran Arap ülkelerini ele geçirdi, İran filan, İran bilmem ne. Ve Körfez ülkeleri aynı söylemleri tekrarlıyor. Yani Suudi Arabistan ve diğerleri. Yani İsrail'le aynı paydayı paylaşıyorlar. Düşünebiliyor musun ya? Böyle bir rezalet olur mu bu coğrafyada? Böyle bir rezalet olamaz. İran nedir ya? İran Müslüman bir ülke sonuçta. Ne yapmış sana İran? Ne yaptı? Söyler misin Körfez ülkeleri? Hadi bakayım. Peki şimdi şöyle düşünelim. Şimdi İsrail bu söyleme sahip. Körfez ülkeleri, Arabistan dahil, onlar da bu söyleme sahip. Aynı şey, doğru. Peki güzel. Bu arada Ankara'da aynı söylemleri dillendirirse ne olur? Zaten Suudi Arabistan bunun için uğraşıyor. Hı hı. Yani Ankara tırnak içinde Sünni bir ülke olarak, büyük bir ülke olarak, yani Osmanlı mirasçısı, Safavilerin düşmanı, onlar öyle, hı hı, medya öyle pompalıyor çünkü Arap medyası, yani o ülkelerin medyası. Dolayısıyla biz eğer İran'a karşı böyle bir tırnak içinde tekrar bir Sünni ittifak kurmaya çalışırsak Türkiye'siz olmaz abi ya filan diyorlar. Onun için de Mısır'la barıştırmaya çalışıyorlar Türkiye'yi. Bugün Cumhurbaşkanı ne diyor? Suudi Arabistan dönüşünde dün davası gece. Efendim işte Türkiye ve Suudi Arabistan ve Mısır bölgenin en önemli üç ülkesi. İyi de zaten sen Mısır'la kavgalısın. Sisi'ye söylemediğini bırakmadın. Allah neler neler biliyorsun neler söyledi. Şimdi peki Suudi Arabistan bunları barıştırmaya çalışıyor. Ve ben sana söyleyeyim, barıştıracak. Ha, göreceksin. Barıştıracak, Türkiye'de yanaşacak. Ya barıştıracak bir taraftan ekonomik meseleler var. En önemli şey para biliyorsun çok. Türkiye ekonomi çok kötü sıkışmış durumda. Para. İnşaat şirketleri bak patır patır peş peşe şimdi düşmeye başladı. İnşaat şirketleri tabii. Değil. Şu anda dışarıda borçlu olan bir sürü şirket batacak. Şimdi çok çıplak. Dolar bu kadar çıkıyor. Tabii tabii. Şimdi çok çıplak görünen bir mesele var. Şimdi ve seçime gidiyorsun. Seçim ekonomisi de uygulamak zorunda olduklarına göre, yani maliyeyi buna göre düzenlemek zorunda olduklarına göre bu para peki ne gelecek? O zaman bununla ilgili bir pazarlık yapılmak zorunda. Gayet böyle. Bir yerle pazarlık yapılması lazım. Oluk akması lazım. Şimdi o pazarlık içinde Suudi Arabistan zaten gönüllü geldi. Abi onda da para yok. Tamam ama onda para yok ama ABD'de yani paraları petrol salaklar adamları. Salaklar petrol fiyatlarını düşürdüler 110'dan 50 dolar şeye. Geçen dün 2 gün önceydi. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin 6 ayda bu petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı zararı 360 milyar dolar. 360 milyar dolar salaklar kaybettiler kendileri. Sırf İran'ı dize getirmek için, diz çöktürmek için, sırf işte Rusya'yı perişan ettirmek için filan. ABD onlar bunu yaparken ABD'de aynı şeyi Venezuela için düşünüyor. Aynı. Tabii de Venezuela'nın gerçi şimdi bu ülkeler, yani biz bu ülkeleri konuşmamız gerekmez. Yani ülke demeyeceğiz aslında, yönetimleri kastediyoruz tabii. Yani şu der ya bu ülkeler nedir Allah aşkına ya bu yönetimler? Geri kalmış çağ dışı ilkel ahlaksız rezil bilmem bir sürü şey söyleyebilirim rütüye girmesin diye söylemiyorum. Bu ülkeler düşünebiliyor musun? Türkiye bu ülkelerle dost olmaya çalışıyor. Sen demin, şimdi senin o demin söylediğin hikayeye döneceğim. Kalbini kırdığım için demin biliyorum. Bu laiklik meselesine. Yani laiklik meselesi gibi bir ülkenin çıkış noktası olan bir ülke Türkiye Cumhuriyeti. Bu ülke yönetimleriyle el ele ya. Bu ülke yönetimleriyle el ele olmak inan bana onur kırıcı bir şey. Yani ben daha önce de anlattım belki.
İşte bu ülkelere gittiğimde daha önce ve farklı yerlerde karşılaştığımızda hani bunlarla tokalaşıyoruz ya, kral, prens bilmem ne. Özellikle bu Suudi Arabistan krallarıyla falan abi, bir de ellerini böyle şey sürüyorlar. İyi koksun diye böyle vıcık vıcık yağlar sürüyorlar. Yani tokalaşınca abi yani hemen gidip yıkaman gerekiyor. Yani nedir bu ya? Bu ülke ülke değil. Adam konuşmayı bilmiyor. Okuma yazması yok. Şeyden vazgeçtik yani, senin o dediğin yüce değerler, gerçekten yüce değerler. Yani laiklik, kadın hakları, insan olmanın temel özellikleri. Yok öyle bir şey orada. Yok yani. Şimdi Türkiye gibi çağdaş, gerçekten bütün eksikliklerine rağmen, bütün darbelerine rağmen, bütün sorunlara rağmen bir çağdaş bir ülke burası ya. Sen bu ülkeyi götürüyorsun, o ilkel yönetimlerin yanına koyuyorsun. Yazık. Yazık yani, biz o öbürlerini konuşmanın zaten bir anlamı yok. Hani demin konuştuk ya, Musul filan. Hani diyor ya Sayın Başbakan, bizim için tarihsel önemi var. Ya bırak Allah aşkına, ne tarihsel önemi var? Sen dedin ya, emperyalist ülkede sana yedirir mi orayı ya? Bırakır mı sana Musul'u da, Suriye'yi de, Ahmet'i de, Mehmet'i de? Sen önce git kendi kurtarmaya çalış. Yani Türkiye sınırları içinde dönelim istersen içeriye konuşmak açısından. Gel buraları konuş bakalım. Bin tane derdin var ya, çık uğraşıyorsun bir tane yasa çıkartmaya, ülkeyi faşist bir ülke haline getireceksin. Yazık günah ya. Ne derdin ne? Yani senden, benden, Ahmet'ten, sokakta yürüyen insandan ne alacağın var ki? Yeter zaten, bir sürü yasa çıkarmışsın. MİT yasası çıkarttın, ondan önce yasa çıkarttın, HSK'yı ele geçirdin. Herkes, üniversiteler senin kontrolünde. Polis senin kontrolünde, bilmem ne senin kontrolünde, RTÜK senin kontrolünde. Daha ne istiyorsun? Bırak. Daha önce konuştuk ya, yani illa Mısır olmak mı zorundasın Hüsnü Mübarek gibi? Ya da Saddam, ya da işte bilmem kim. Gerek yok. Yani ama şöyle bir şey herhalde, olmak zorunda hissediyor kendisini. İşte Putin gibi olmak veya Meksika devlet başkanı gibi ol. Çünkü gitti Meksika'yı gördü. Oradaki devlet başkanının nasıl bir kimlik olduğunu gördü. Çünkü Meksika'da şöyle, devlet başkanı bakanları da atıyor. Genelkurmay başkanını da, kuvvet komutanlarını da, Anayasa Mahkemesi valileri başkanını de da. Meksika valileri de. Şimdi bu modeli gördü. Tamam. Meksika, Türkiye mi Allah aşkına? Dur şimdi onu söyleyeceğim. İyi güzel de geri dönüp bakalım şimdi bu Meksika ne, nasıl bir ülke? Herkes geri dönsün baksın. Biz yanımızdaki Arap ülkelerini konuşuyoruz, işte Hüsnü Mahalli söylüyor, ayıp diyor, insan utanır Türkiye Cumhuriyeti'ni götürüp onların yanına koymaya. Meksika'yı da düşündüğünüz zaman... Arap ülkelerini demiyorum, Körfez ülkeleri. Körfez ülkeleri, düzeltiyorum, peki efendim. Dokundu çünkü kendisi. Hayır, çünkü Suriye, Lübnan, tamam, Irak gibi, tamam, Filistin gibi bak, çağdaş ben ülkeler var. Ben senin gibi değilim, bak ben hemen diyorum ki evet efendim, peki geri adım atıyorum. Evet. Tamam. Bizim kültürümüz bunu bize emrediyor efendim. Ha, çünkü bana sonra mesaj geliyor. Diyor ki abi, Araplara sataştı, niye cevap vermiyorsun? Ne yapayım? Arkadaş yani bu mesajlardan bıkıp söylüyorum. Her seferinde ona sataştı, sen niye söylemedin? Aynen öyle. Aynen. Seyirci bombardımana tutuyor. Kısacası programda bitmek üzere ama şu Meksika meselesini eğer ona bakılıp ona özeniliyorsa kardeşim, geri dönün bakın bakalım orada uyuşturucu kartellerime. Sokaklarda günde kaç insan öldürülüyor, niye öldürülüyor, öğrencisi öldürülüyor, kadınlara kızlara, o tecavüzler meselesine bir bakın bakayım. Oralarda ne oluyor, Amerika'nın arka bahçesi Rio Grande Nehri ne anlama geliyor gibi. Ya o gece kondular yeter ya. Milyonlarca insan gece kondularda yaşıyor orada yani. Ama öbür tarafta mafyanın yani kontrolü. Öbür tarafta eğer model alacaksanız bak, Venezuela Chavez'i model alın. Evet. Chavez'den sonra bak yine aynı şekilde Arşantin devam ediyor. Arjantin'den hadi vazgeçtik yani bütün geçmişine rağmen. Yani Bolivarcı bir duruş var. Evet. Geliyor. Model alacaksanız aha bak, dibinizde Yunanistan, bak dibinizde o 41 yaşındaki o genç adamın bir duruşa, sonu neye mal olacak onu bilmiyorum tabii. Avrupa Birliği falan filan ne yapacak bu adama? Hiçbir şey yapamayacaklar. Ha, diyorum ya, hiç sonu ne olacak göreceğiz. Bir göreceğiz. Evet. Ama doğru söylüyorsun, kendi içindeki bir üye arkasında, doğudaki en son sınırı bunun. Bunu tarihsel süreç içerisinde hiçbir zaman yıkmadı. Şimdi mi yıkmaya çalışacak? Sonuçta bir şey. Alacaksanız yani, eğer bir şey alacaksanız model, geri dönün ona bakın. Ha, kültürel olarak tabii ki bağlarınızı kopartamazsanız İslam dünyasıyla. Çünkü bunu zaten kabul etmişsiniz. Ahmet Yesevi'den bu yana kabul edilip gelmiş bir yanıyla böyle olmuş. Sonra getirmişsiniz işte. İçine ortodoks bir İslam anlayışı da katmışsınız. Onu ya, uzun sözün kısası. Çok bildiğim bir konu değil. İlerletmek istemem bu konuda. Bilmiyorum çünkü bu meseleleri. Efendim ama sonuçta bu kültürden de kopamıyor. İyi güzel de senin yönün başka bir yere. Osmanlı'nın yönü bile başka bir yerde Lale Devri'nden itibaren, bir analiz yaptığımızda başka bir programda onun analizini yaparım. Lale Devri'nden itibaren Osmanlı'da niye yönü ya Lale Devri'nden diye lafını kesiyorum. Dün yine televizyonda tasadüfen bu Lale hikayesini anlatıyordu. Yani Hollanda'da. Hı hı.
Çok ilginç bir detay vardı orada. Lale borsası kurulmuş. Evet. Tarihini söylüyorum. 1608. Yani 1608 yılında Hollanda diye bir ülke böyle bir şeye kalkışmış ve konumuzla ilgili olduğu için şimdi bitirelim bunu. Yani sen şimdi, yani adamlar 1600 önce borsayı kurmuş, bunun bilmem nesini yapmış, laleyi konuşmuş, tartışmış, bir sürü uzun hikaye. Ve dedi. Soğanı da nereden gitmiş? Aynı aynı tabii, yani onlar hepsi var. Ama enteresan tarafında şu, Batı böyle bir kültürel, önce kültürel sonra siyasal, çünkü Hollanda ondan sonra bayağı sömürgeci bir ülke olmuş biliyorsun. İlk yani sömürgeciliği o başladı. Bu lale şeyinden dolayı, denizler, Hindistan cevizi meselesi. Denizlerde yani. İlk sömürgeciliği o başladı. Tabii işte onu diyorum. Şimdi neyse, onlar önemli değil. Yani Hollanda'ya özenmiyorsun ya da Avrupa'nın herhangi bir ülkesine özenmiyorsun ya da işte dediğin gibi işte Chavez'e özenmiyorsun. Yani tamam, bıraktık onu. Zaten özenemezsin. Özenemezsin. Yani zorlamaya gerek yok. Çünkü sonuçta zorlayarak sen kendi bu tarafa kültürün özeniyorsun var, abi. Kendi dinin var ve hiçbir İslam ülkesinde benzeri olmayan bir anlayışın var. Bak, Müslüman olmana rağmen hiçbir Müslüman ülkede bu AKP'nin İslam anlayışı yok abi. Kusura bakma. Yok. Yani İslam'ın günah saydığı 50 tane kadar günah var, irili ufaklı. Hepsini işliyorsun. Hepsini işliyorsun. Hırsızlıktan bilmem neye kadar, rüşvetten bilmem neye kadar saymaya gerek yok. Hepsini işliyorsun. Sonra din adına çıkıyorsun. Diyorsun ki ben bu toplumu dindar yapacağım abi. Ya da devleti. Hadi hem dini, yani senin laiklikle ilgili oradaki çengeli tekrar evet. atalım diye devleti de dindar yapacağım. Olmaz abi, kusura bakma. Olmaz. İstediğin kadar zorla. Toplum nereye kadar dayanır, ne yapar bilemem. Ama sonuçta bu yaptığın yanlış. Yanlış. Ben bir tek bunu söylüyorum. Yanlış. Peki şimdi biz doğruyu yapalım. Programı kapatıyoruz efendim. Hiç olmazsa doğruyla kapatalım. Bütün bu söylenenler içerisinde sevgili seyirciler, bu da size eve döve olsun. Son Hüsnü Mahalle'nin söylediği şekliyle. Nereye özenmeniz gerekiyorsa efendim oraya özeniniz. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Tanrı'dan her ikimiz de sizin için tek bir dilekte bulunuyoruz efendim. Akıl sağlığı. Akıl sağlığınız yerinde olsun ki nereye özenmeniz gerektiğini doğru tayin ediniz. Hoşçakalınız efendim.